Herkese Neden Para Kazan kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir blog sitesinin nasıl Google Search Console'a gönderilebileceği, nasıl indeks alabileceği, robot.txt ve robot etiketlerinin nasıl ayarlanacağına dair bilgileri vereceğim. Bu yöntemlerimi uyguladıktan sonra da %100 etkili bir şekilde doğal indeks alabilirsiniz. Ama dostlar, bu videoyu yaparken sizlere güncel veriler aktarıyorum. Yani değişmiş olan etiket ayarlarını vesaireleri hepsini söyleyeceğim. Fakat her video ve her zaman söylediğim gibi benim söylediklerimi eğer uygulamazsanız Google Search Console'a yani Webmaster'a kayıt yapamaz ve indeks alamazsınız. %100 doğal bir şekilde indeks yani trafik almak istiyorsanız benim söylediklerimi eksiksiz bir şekilde yapmanız gerekmekte. Şimdi dostlar, hemen videoya geçmeden bu videoyu beğenebilir, bana abone değilsen de abone olarak bana destek olabilirsin. Hazırsanız başlayalım. Bir önceki videomda sizlere nasıl tema ayarlanabileceğini birinci bölümde aktardım. Bir önceki bölümde de nasıl meta ayarlarını ve keywords ayarlarını nasıl yapacağınızı aktardım. Yani bir web sitesinde olması gereken her şeyi söyledim. Bu üçüncü bölümde de size birazdan videonun başında belirtmiş olduğum konuları açıklayacağım. Dostlar, asıl hikayesi adlı web sitemizden yani blog sayfamızdan devam ediyoruz. İlk öncelikle şunu yapıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında şöyle bir ibare var. Özel ADS TXT içeriğini etkinleştir. Bunu etkinleştiriyoruz. Şimdi bizim blogumuz şöyle, bakalım hatta bir site haritası var mı yok mu, bunları hepsini anlayacaksınız. Bu videoda da site map yani site haritası nasıl yapılır onu da zaten göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle slash yapıyoruz. robots.txt diyoruz. Şimdi burada herhangi bir ibare gelmedi. Yani diyor ki senin bir site haritan yok zaten diyor. Bunu şöyle yapıyoruz. Özel txt kısmına geliyoruz. Özel robot txt dosyasını size videonun açıklama kısmında da vermiş olduğum kodları yapıştırıyorsunuz. Eğer bunları yapıştırırsanız zaten %100 bir şekilde çalışacaktır. Fakat dostlar, bakın buraya lütfen kendi blog adresinizin linkini yazın. Gidip de başka birinin ve özellikle de yani benimkini yazmayın. Zaten çalışmayacağı için hata da verecektir. Bu da sizin için çok ciddi problemler oluşturabilir. Şimdi şöyle bir düzenleyelim. Bu atom ayarları özellikle hani daha yeni olan bloklar için önemli bir faktördür. Bunları yaparsanız da sizler için çok daha iyi olacaktır. Şunları bir düzenleyelim. Hata vermesin. Çünkü herhangi bir hata kısmında. Şimdi sizlere şöyle açıklamam gerekiyor. Burada sitenin haritasını ekledik. Burada da sayfada bulunabilecek olan yayınları küçük olduğu için onları da ekledik. Ve burada da sayfaların site haritalarını göndereceğiz. Kaydediyoruz. Ayarlar güncellendi. Şu an tamamıyla robot.txt yapmış olduk. Özel robot başlık etiketlerini de etkinleştirelim. Ve ben size zaten bunları da açıklayacağım. Şimdi ana sayfa etiketlerine geliyoruz. Ana sayfayı hepsini diyoruz. Al. Hepsini etiketle diyoruz ve not kısmını seçiyoruz. Bunu kaydediyoruz. Arşivleme ve arama etiketleme. Bakın dostlar, bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bunu indekslenmesinde bir fayda yok. Bunu da no index yani bunu indeksleme demek istiyoruz. Böylelikle çalışır. Yayın ve sayfa etiketleri. Aynı şekilde bunu da al ve null seçeneklerini işaretliyoruz ve şu an hepsini ayarlamış olduk. Şimdi dostlar, biz bu kısma kadar özel robot txt'sini ayarladık. Kodlarında yerleştirdik ve ana sayfa etiketlerini, arşivleme ve arama sayfa etiketlerini, yayın ve sayfa etiketlerinde seçeneklerini etkinleştirmiş olduk. Sıradaki konu Google Search Console. Evet dostlar, bu kısımda şöyle yapıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz Gmail adresini ve blokta sahip olduğumuz Gmail adresinde mülk tanımlama yapacağız. Mülk ekle kısmından mülk seçeneğini işaretliyoruz. Burada alan adı değil de daha çok şu kısmı işaretlemeniz gerekiyor. Evet diyoruz. Şu an mülkü doğruluyor. Evet, sahiplik otomatik olarak doğrulandı. Bunun nedeni de şu. Dostlar, zaten Blogger Google'la entegre olduğu için, ki zaten Blogger Google'ın bir şirketi, böylelikle çok daha rahat işlemler yapabiliyoruz. Şimdi mülkümüzü oluşturduk. Bizim ilk etap olarak yapmamız gereken şu. Site haritasını gönderebilmek. Bizim ne olup ne bittiğine dair bakalım. Evet, bakın gördüğünüz gibi hepsi kullanıcı tarafından Google botlarının gördüğünüz gibi site haritalarımız siteye geçmiş oldu. Yani biz şu an şunu dedik. Google'ın botlarına gel beni tarayabilirsin, beni ara. Böylelikle biz bu izni buna vermiş olduk. Sayfamız şu an taranmaya müsait. Ama bizim şöyle bir eksiğimiz var. Hiç yayın yapmadık. Bir diğer bölümde de zaten SEO uyumlu nasıl yayın yapacağınızı sizlere
ayrıntılarıyla vereceğim. Ama ilk önce bizim bu kısmı halletmemiz lazım. Webmaster'a yani web konsola geldik. Şimdi sitemap.xlm diye yazıyoruz. Site haritamızı gönderiyoruz. Sayfa gönderildi ama neden gönderilemedi demesinin şöyle bir nedeni var. Dostlar, biz daha çok yeniyiz. Yani bizim içimizde herhangi bir şekilde daha veri yok. Bizi okuyamayabilir. Bunun için birazcık veri girmemiz gerekiyor. Ama onun yerine şu şekilde şu kodu yazarsak şimdi alabilir. Tamam. Gördüğünüz gibi şu an site haritamızın bir kısmını gönderdik. Daha tam asıl bu kısmı göndermemiz gerekiyor ama etkin olmadığı için gönderemedik. Bu arada şu kodu yazdıktan sonra ve gönderdikten sonra gönderilemedi ya da getirilemedi diyebilir. Bunlar çok normal. Bazen biraz zaman geçmesi gerekiyor olabiliyor. O anki trafikten veya yoğunluktan kaynaklı da olabilir ve kodu yeni eklediğimizden kaynaklı da olabilir. Yani çok dert etmeyin. Şimdi burada başarılı diyor ama burada şimdi dizinde herhangi bir şey yok. Zaten herhangi bir yayın da yapmadığımız için gözükmez. Site haritamızı gönderdik dostlar. Şimdi burada göndermiş olduğumuz her yayında biz bu kısmı güncelleyeceğiz. Ve ilerleyen süreçlere doğru çok değil benimki bir önceki başka bir blog adresimde 10 adet yayından sonra bu kısımları site yani site haritasını asıl site haritasını gönderebilmiştim. Bu yüzden arkadaşlar acele etmeyin. Bu işler aceleye gelmez. Bu videoda sizlere çok fazla gereksiz bilgiyle veya konu dışında bir bilgi vermek istemiyorum. Sadece konuyu toparlamak gerekirse Blogger ayarlarında özel robot TXT dosyasının nasıl oluşturulacağı, ana sayfa etiketleri, arşivleme ve yayın sayfa etiketlerinin nasıl ayarlanması gerektiği, Google Search Console'a nasıl site haritası gönderilebileceğine dair kısa bilgileri verdim. Eğer bunları uyguladıktan sonra hala da index alamıyorsanız büyük ihtimalle bir hata yapmışsınızdır. Örnek size şöyle bir kendi bir diğer blog adresimden örnek göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş index alan bir blog sayfamız var. Bu süreçler bazen gecikebiliyor. Çünkü ilk etaplarda yayınlarda eksiklik yapmıştım başka bir blokta ama sonuç itibariyle yavaş yavaş bunlar dizine ekleniyor ve bunlar da eklendikçe otomatik olarak sizin var olan trafik oranınız da artacak. Evet, konuyu bu şekilde toparlamak gerekirse bunları yaptıktan sonra %100 bir şekilde doğal trafik alabileceksin. Bir sonraki videomda ise nasıl yayın yapılacağı, tabii ki de SEO uyumlu ve bunu Google Search Console kullanarak nasıl bu yayını index alabileceğimizi ayrıntılarıyla bilgilendireceğim. Bu yüzden dolayı da kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında aklınıza takılabilecek şeyler varsa da kesinlikle sorabilirsiniz. Burada da arama varlığımızı iyileştirin gibi bildirimler çıkıyor. Neyse, buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.